Değerli sektör mensupları, TÇSİAD üyeleriyle buluşuyor. Evet, biz de bu buluşmadan kareleri ve röportajları Davillo Perdesen'in katkılarıyla sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk durak Bursa'ydı, ikinci durak İstanbul. Şimdi ise sektörümüzün kalbi olan Denizli'de buluştu. Tabii ki TÇSİAD ailesi üyeleriyle birlikte. Şu anda yanımızda Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan Beyefendi var. Sayın Erdoğan o kadar güzel ev sahipliği yaptı ki bu gecede. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sektörümüzü destekleyen, TÇSİAD'ımızı destekleyen bir ticaret oda başkanımız. Efendim gurur duyuyoruz kendisiyle. Kesinlikle. Merhaba diyorum ben Merhabalar. Size. Öncelikle TÇSİAD Yönetim Kurulu Başkanımıza ve tüm yönetimine çok teşekkür ederim. Bugün Denizli'mizde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün sizin de belirttiğiniz gibi Ege'nin yıldız şehri olan, incisi olan Denizli'mizde geleceğimizle ilgili sektörümüzü geliştirmek, kapılarını dünyaya açmak, ihracatımızı ve üretimimizi artırma noktasında üyelerimizle birlikte istişare ettik ve üyelerimizin burada vermiş olduğu destekle inşallah ileriki süreçte ilk yapılacak Mayıs ayındaki fuarımıza güçlü hazırlıklarımızı ortaya koyarak önümüze artık işlerimizi artırma, Ar-Ge'mizi artırma, tasarımımızı artırma ve satışlarımızı, pazarlamamızı artırma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz hep birlikte. Efendim ben az önce Sayın Memişoğlu'na şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki başkanım kötü komşu mal sahibi edermiş insanı dedim. Tabii ki bu fuarlar zaten sektöründü. Ama şimdi gerçek anlamda çatı kuruluşumuz olan TÇSİAD'ın ve organizasyonu gerçekleştirecek olan kurum ile birlikte bu fuarın gerçekleşmesi hepimiz açısından artılar getirdi. Çok. Bugünkü istişare toplantısını bu manada verimli buldunuz mu? Kesinlikle çok verimli ve maliyeti düşük bulduk. Çünkü fuar organizasyonlarında özellikle biliyorsunuz maliyetler yüksek. Ama TÇSİAD olarak bu işe sahiplenmek, sektöre sahip çıkmak hem işlerimizi artıracak hem de maliyetlerimizi düşürecek. Onun için TÇSİAD Başkanımıza canı gönülden Denizli Ticaret Odası ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Hatta Sayın Başkanlarımızla şunu konuştuk. Bundan sonra daha sık görüşelim, daha istişareli olalım. Fuar organizasyonlarımızın sayısını ülke bazında artıralım. Çünkü fuarları biz ticaret odası olarak da, Denizli Ticaret Odası olarak da 2019 yılında Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesine 517 firmamızı götürdük. Ama bundan sonra yine TÇSİAD'la beraber bu çalışmalarımızı daha güçlendirip daha çok ülkeye giderek ihracatımızı, satışımızı artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Sayın Başkanım, yeni bir aynadan bakacağız kendimize. Yeni bir pencereden bakacağız. Aslında o aynada kendimizi nasıl gördüğümüzün bir önemi yok. Dışarıdan nasıl görünüyoruz? Yani buradaki birlik, beraberlik, bugün yapılan istişare. Ben şöyle dile getirmek istiyorum. Bursa Ticaret Odası Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ın önderliğinde, TÇSİAD Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Bayram'ın önderliğinde ve sizin şahsınızda Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu'nun önderliğinde güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıya destek vermeniz aslında sektörümüze verdiğiniz destektir bizim için. Buradan tüm değerli sektör mensuplarımıza, perdecilerimize, ev tekstilcilerimize, manifaturacılarımıza neler söylemek istersiniz? Sektörümüzün kalbi olan Denizli'den. Şunu öncelikle ifade edeyim. Fuar organizasyonlarında burada da gündeme geldi. Devletimizin de yurt dışında ve yurt içinde yapılan fuarlara çok ciddi destekleri var. Üyelerimizin bu desteklerden de faydalanmasının faydalı olduğunu net bilenlerden biriyim. Biz KOSGEB üzerinden üyelerimizi yurt dışındaki fuarlarına götürerek destek alıyoruz. Aynı zamanda katılımı artırmak,
sektörlerimizi çoğaltma noktasında da Denizli Ticaret Odamızın tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu da neden sanayicimizin işini, gücünü, üretimini ve satışını artırmak. Bugünkü organizasyonun da asıl amacı şuydu: sektördeki birlikteliği ortaya koymak, çatı, tesisat çatısı altında güçlendirmek, maliyetlerimizi düşürmek, sayımızı, fuar sayılarını artırmak. Bunları eğer artırabilirsek, geliştirebilirsek o zaman işlerimizde ne olacak? Otomatikmen artacak. Çok teşekkür ediyorum. Siz elinizi taşın altına soktunuz. Sektör mensupları da gereğini yapacaklardır. O fuarda, Hometex fuarında yerini alacaklardır İnşallah diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlerle de beraber oluruz. İnşallah. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizleri ağırlamaktan memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri. Evet, tetsiyat üye buluşmaları Denizli'de sonlandı. Hometex ev tekstili ve aksesuarları fuarının tarihi de 17 ve 21 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Teşekkür ediyoruz ve hepinizin bu fuara ilgi ve alakalarınızı göstereceğini düşünüyoruz. Davillo'nun katkılarıyla biz bu kez sizlere Denizli'den seslendik. Teşekkürler Denizli diyoruz ve bir başka programda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler Davillo.